Bugün İrlanda'da Lignum'a geldik. Bugün İrlanda'da Lignum'a geldik. Şef Dini Africano'nun yönettiği bu restoranı uzun zamandır takip ediyorum. Bakalım Michelin rehberinde önerilen bu restoranda nasıl bir akşam bizleri bekliyor. Çok sıcak, güzel bir karşılamayla bizi böyle bir bekleme alanına aldılar. Çok güzel, şöyle odun sobasının yanında güzel bir masa. İçecek bir şeyler ikram ettiler. Birazdan masamıza geçeceğiz. İskandinav tarzı bir şekilde dizayn edilmiş. Şu anda oturduğum yerden görüntü, yeşillikler harika gözüküyor. Yani önce masa için sabırsızlanıyorum. This is the heart here. In the morning, the fire is on straight away. We need to bake some things in the morning, like the bread, everything we do in the fire during the day. Yeah. And olive wood. So the birch we use for the flame, and then the olive wood we use for flavor. Filippo here. Yeah. People say the wood in the oven. Then when he eats embers of the Filippo. It's Napolitan, right? Yeah, it's Neapolitan. He takes the embers like this here. So yeah. That's how we fuel all the fire. So for example, everything we get here, you're going to try some stuff tonight. We make a broth from the components that we smoke here. So this is smoked meat. Oh, and we make a broth from that. Sağ olsunlar, bize köşe bir masa vermişler. Bu akşam da yine kaydedebileceğiz, sizlerle paylaşabileceğim. Lignum, Latince'de odun anlamına geliyor. Burada en eski pişirme tekniği olan açık ateşte pişirme tekniği kullanıyor. İsmi de oradan geliyor. Asansörlü bir ızgara mekanizması yaptırmış şef. Fırında oluşan közleri bu mekanizmanın altına koyduğu zaman asansör yardımıyla birlikte derece kontrolü yapıyor. Bu da değişik lezzetler çıkmasını sağlıyor. Napolitan tarzı bir fırın kullanıyor. İtalya'dan yaptırıp kendisi getirtmiş buraya. Kuş ağacı kullanıyor. Daha fazla ateş verdiği için güzel lezzet ve kokusu sindiği için yemeklere. Bulunduğumuz yer İrlanda'nın batı kıyısı olan Galway şehrine yarım saat uzaklıkta bir köyün içerisinde. Çok güzel bir ahşap bina. Bu bina eskiden ahır olarak kullanılıyormuş. Şefin de çocukluğunun geçtiği, yetiştiği yerde burası bu arada. Oturduğunuz yerden de baktığınız zaman çok güzel bir bahçe manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Bu da güzel bir göz zevki sunuyor size. Bir şeyler geliyor. Just dropping some hand gel to refresh your hands before we begin. Şimdi ilk tabağımızı servis ettiler. Bu mahogany krem denen bir istiridye türü. İrlanda'ya özel, İrlanda'nın denizlerinden çıkartılıyor. Gördüğüm kadarıyla biraz zeytinyağı, çili gibi tatlandırıcılar var. Şöyle yumuşak, çok narin bir eti vardır bunun. Bakalım lezzeti nasıl? Yumuşacık, çok güzel bir lezzeti var. Soğuk, pişmiş bir deniz ürünü değil. Yağlı olması da çok hoşuma gitti çünkü boğazda kaygan bir yapı oluşturdu. Bir sonraki tabağı şimdi bekliyoruz. Buraya gelirken çok güzel manzaralı yollardan geçtik geldik. İlk girdiğiniz zaman da Norveç'teki Noma veyahut da İspanya'daki Asador Exebari gibi restoranlara benziyor burası. Restoranın bir menüsü yok, sürekli güncelleniyor. Şef taze olarak tedarikçilerin elinde ne varsa o sırada onunla ilgili bir menü hazırlıyor. İnternet sitesinde de tedarikçilerinin birbiri isimlerini de listeliyor. Onları da oradan görebiliyorsunuz. Thank you. Tahta kaşıklı bir şey geldiğine göre fermente bir şeyler gelecek diye düşünüyorum. Böyle bir kaşıkla tereyağı ekmek olmaz daha erken. Next one, some brown shrimp. Super sweet, very delicate. Cheese and really just simple with some Amalfi lemon. Yeah. Extra virgin olive oil from Sicily. We serve it with the juice of plum, oil from rhubarb, smoked in hay and courgette. Wow, perfect. Thank you. Thank you. Oh. İnanılmaz. Çok güzel bir tüs kokusu var. O tütsüyü zaten bize mutfakta da gösterdi. Tatlı bir karides olduğunu söyledi. Basit bir marinasyonu olduğunu söyledi şef. Amalfi limonunu kullanmış. Yani İtalya'dan gelen bir limon kullanmış. Zeytinyağı.
saf zeytinyağının içinde rubarp gibi tatlı sebzelerden de faydalanmış. Kendisi küçük ama yapımı büyük, lezzetli gözüken şu güzel karideslerden alalım. Çok güzel, bir kaşık daha alacağım şöyle. Sosundan da iyice dalıp. İlk kaşığı ağzınıza attığınızda zeytinyağının o güzel tadıyla birlikte o kayganlık ve rubarbın o tatlılığını alıyorsunuz. Limonun da bir hafif mayhoşluğu var ama zeytinyağının tadı daha baskın kaldı damağımda yedikten sonra. En sonda karidesin, o zaten karides tatlı bir ettir. Karidesin o güzel tatlı eti güzel bir lezzet bırakıyor ağızda. Değişik bir kombinasyon. Ufacık bir kaşıkta birçok lezzeti alıyorsunuz. Sosu da şöyle bir gazpacho gibi çok güzel bir sos. Rubarp, yani gözlerimi kapatsam domates gibi hayal edebilirim. Çok değişik olmuş. Her fine dining restoranda olduğu gibi çok geniş bir içecek menüsü var. Meyvelerden yapılmış asitli limon, kavun, üzüm gibi lezzetlerin olduğu içerisinde değişik bir içecek. Bunu da ilk kez deniyorum. Bu da yemeklerle birlikte şu ana kadar çok iyi gitti. Buranın şefi Danny Africano, İtalyan kökenli bir şef. Çok başarılı bir şef kendisi. Daha önce dünyanın birçok noktasında Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış ve Amalfi'de bir Michelin yıldızlı bir restoranda çalışıyorken orada yazları barbekü yapılırmış ve çok ilgi görülmüş. Daha sonra İrlanda'ya geri döndüğünde ne yapabilirim diye düşünürken bu tecrübesi ona ilham vermiş ve açık ateşte pişirme yapan bu restoranı açmış. Çok da başarılı olmuş. Burası bir İtalyan restoranı değil ama İtalyan esintisinin yoğun olduğu bir restoran. Şefin İtalyan olmasıyla da alakalı tabii bu. Mümkün olduğu kadar lokal üreticilerle çalışıyor fakat bulamadığı bir malzeme varsa onu da yerinden getirtiyor. Mesela kullanmayı çok sevdiği Amalfi limonlarını İtalya'dan getirtiyor. Burada fritöz gibi kısaltma aletleri kullanılmıyor. Gazlı veya elektrikli ocak diyor. Her şey tamamen odun ateşinde pişiriliyor. Kullanılan malzeme ne kadar kaliteliyse lezzetlendirmek için o kadar az uğraşılacağını düşünüyor. O yüzden en kaliteli, en taze, en lezzetli malzemelerle çalışıyor. Burada çalışan ekip içinde çok rahat bir ortam sağlamaya çalışıyor. Mesela burada çalışan ekip haftada 3 gün izin yapıyor. Bu da çok güzel bir şey. We smoke it over the fire for about 10 hours. Yep. All day continually smoking. Doesn't touch the fire all day. We have some brown crabs from Galway. Wow. Then we make an emulsion from the nasturtium and on top the nasturtium flowers from the garden. This one we suggest to eat like a biscuit. Yeah. Yani insan yemeye kıyamıyor, bozmaya kıyamıyor. Bir anda yememi önerdi şef. Bakalım nasıl bir lezzet. Bu kohlrabi bir turba benziyor ama turbun acısı olmayan versiyonu gibi. Çok uzun süren bir çiğnemeden sonra ağzınıza çok güzel bir tat kalıyor. Tatlımsı bir tat. Yengeç zaten tatlı bir deniz ürünü. Çok güzel soslamışlar. O terenin, o çiçeğin daha doğrusu lezzeti de en son ağzınızda kalan bir lezzet oluyor. Hepsinin kombinasyonu çok güzeldi. Turba benzeyen ama turp olmayan, tereye benzeyen ama tere olmayan, sadece yengecin yengeç olduğu ilginç böyle değişik lezzetler tatmış oldum. Bu da ilk kez tattığım güzel bir yemek oldu. Next, it's a tartlet from black garlic. We smoke some cream in the oven. Then we set it with some Swedish vinegar called Attica, very sharp. And the beef is a special breed. It's called Irish Mullet, one of the first cows in Ireland. Very, very old breed of a cow. It's aged for 3 months now, and we have some pickled pendant seeds from the garden. Yine şöyle çok narin, çok güzel bir yemek daha geldi. Alt tarafındaki tart hamuru siyah sarımsaktan yapılıyor. Şu üst tarafında gördüğünüz etler dana eti. 3 ay boyunca dinlendirilmiş bir dana eti bu. Et dinlendirildikçe lezzeti artıyor. Bu alt taraftaki siyah sarımsak da benim çok sevdiğim, çok değerli bir besin. Bu kısaca Maillard reaksiyonu sayesinde ortaya çıkan çok güzel bir lezzettir. Maillard reaksiyonunda şeker ve proteinin kontrollü bir ısı ve nemle reaksiyona girmesinden oluşur. Ekmek üzerindeki kabuk, etin mühürlenmesi veya sütlacın üzerindeki o kahverengi tabakada yine Maillard
reaksiyon sayesinde oluşur. Antioksidan seviyesi çok yüksektir. Normal sarımsaktan hatta daha fazladır. Kokusu daha az keskinliktedir. Bu yüzden daha çok seçilir. Uzak Doğu kökenlidir. Fakat bizde de mesela Kastamonu'nun Taşköprü sarımsaklarıyla bunlar yapılıyor bildiğim kadarıyla. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi bakalım bu karışım nasıl bir lezzet. Bu arada bu etleri de görmüştük. Burada dinlendiriliyor. Etin renginden lezzeti çok belli oluyor. Gerçekten çok güzel. Yani çiğ bir et, marine edilmiş, pişmemiş bir et. Yumuşacık. Rezene zaten etle çok yakışan bir şey. Marinasyonunda ne kullanıldığını tam bilmiyorum ama en sonunda o alt taraftaki tart çok güzel olmuş. O siyah sarımsağın o güzel tadını en son ağzınızda o kalıyor. Bu arada bu tartlar da ya kızartılarak yapılır ya da fırında yapılır. Burası sağlıklı pişirme yöntemleri kullanan bir mutfak olduğu için kızartma şeklinde yapmıyorlar. Fırında yapıyorlar bu tartları. Tartlar da bu sunumlarda çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Sunum da çok güzeldi. Şöyle saman dolu bir kabın içerisinde geldi. O da çok güzeldi. Bunu da beğendim. Gayet uğraşılmış, lezzetli bir şeydi. Next is a mackerel from the east. Winter time we grill it, but summertime there's less fat on the mackerel. So we slice it very thinly, and we cure it over some kombu seaweed from Galway. And then underneath we have some caramelized cream from the wood oven. We have some preserved chimichurri that you saw in the aging room. We make a broth from these mackerel bones. Yeah. And then the oil is also from chimichurri. Thank you. Şu gördüğünüz balık uskumru, İrlanda'nın doğu kısmından çıkarılan bir uskumru. Kışın daha yağlı, yazın daha az yağ olduğu söylüyor şef. O yüzden ince ince kesiyorlar ve lezzetlendirmek için de yoğun bir sos var içinde. Bu sos da chimichurri denen İtalyan brokolisi ve karamelize kremle birlikte yapılan bir sos. Karamelize krem de kremanın kontrollü bir ısıyla uzun sürede pişirilmesinden elde ediliyor. Mesela bir kavanozun içinde bir düdüklü tencerede pişirilebiliyor veya suvit gibi bir pişirme yöntemiyle 24 saatte 82 derecede pişiyor. Hepsinin karışımı nasıl bir lezzet ortaya çıkarmış bakalım. Bu arada uskumru benim balıklar arasında sanırım en sevdiğim balıktır. Çok yoğun bir tadı vardır. Yani uskumru ailesinden gelen bütün balıkları da çok severim. Bakalım. Çok güzel kurutulmuş bir balık. Uskumru. Ağzında bu yağın o yoğun tadı. Ve o brokoli tadını da alıyorsunuz. Şu yeşil olan da zaten o brokoliden yapılmış bir sos. Uskumru şu küçücük tatta bile çok fazla lezzetini alıyorsunuz. Şurada bu arada o brokolinin yaprakları da var. Daha doğrusu chimichurri rapa denen İtalyan brokolisi. Rape olarak da bilinir. Şurada görüyorsunuz kremalarda dibinden o dışarıya doğru çıkıyor. Tereyağıyla birlikte. Harika bir karışım. Yani şu balığın küçücük bir dilimi bile o kadar yoğun bir lezzet veriyor ki. O yüzden uskumru en sevdiğim balıklardan. Ve son kaşık. Çok lezzetli. Yani şu suyundan yine böyle bir soğuk çorba gibi yani kafanıza dikip içerisiniz geliyor. Çok lezzetli bir balık tadı kaldı ağzımda. Onu çok sevdim. Ve yağ da çok orantılı. Bir sonraki tabağı merakla bekliyoruz şimdi. Çok değişik bir kaşık geldi. Bu kaşık şu sap kısmı yosundan sıkılaştırılmış, yosundan yapılmış. Gerçek yumuşlanmış. Hafif, şu ön tarafa doğru ağırlık olan ilginç bir kaşık. Gerçekten bir sanat eseri bu da. So next, some local tomatoes. We haven't had any sun in Ireland this whole summer. So these tomatoes are very sweet and perfect and amazing because we haven't had any sun. We smoke them in turf. Then we have some preserved tomatoes, some Belgian caviar,
And then all the herbs and flowers are everything that you see just growing around you here right now. And each one has a very strong flavor and different flavor. Çok güzel bir domates tabağı geldi. Bunlar tütsülenmiş domatesler. Bu arada kokular muhteşem. Çok karışım bir koku var. Yani hem domates kokusu olduğu çok net hissediyorsunuz hem de yeşilliklerin, taze çiçeklerin kokusu geliyor. Yenilebilir çiçek var üzerinde. En üst tarafında havyar, çok güzel renkte bir havyar var. Bu domatesleri kendileri tütsülüyor. Yani şu kokuyu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani bu çiçeklerle birlikte karışan o koku muhteşem olmuş. Yani muhtemelen közlerken kullandıkları o odun da çok farklı bir odun. Çok güzel kokusu olan bir odundu. Şöyle bir yeşil bir sos var içinde de. Daha da doğal hissetmemiz için bu bahsettiğim güzel kaşıkla birlikte servis ettiler. Şimdi artık dayanamayıp bu güzel domateslerden tatmak istiyorum. Önce sadece şu domatesin sarı olanından bir tadacağım. İnanılmaz. Yani bu... Ya ben ilk kez hayatımda tütsülenmiş domates yiyorum. Yani muhteşem bir şey. Yani daha önce hiç duymadığım ve karşıma çıkan bir şey de değil. Domates çok güzel tadı var. Şimdi şöyle hepsinden gelecek şekilde biraz havyar, yeşillikler, çiçeklerden. Yeşil yağ da çok yakışmış. Dereotu tadı var içinde. En son ağzımda o dereotunun tadı kaldı. Çok beğendim bu tabağı. Yani kesinlikle tütsülenmiş domates daha çok yapılması gereken bir şey. Bravo, çok güzelmiş. Bu tabak günün her öğününde rahat yiyebileceğim çok lezzetli bir tabaktı gerçekten. İçinde kullanılan bütün yeşillikler bu etraftan toplanıyor bu arada. Hepsi taze. Yani bu buranın kokusu var üzerinde. Biraz da deniz tadı olabilmesi için içine havyar koyulması da o da çok yaratıcı bir düşünce olmuş. Valla çok beğendim bunu. Fine dining restoranlarda servislerin sürekli değişmesi, her sunuma ait özel tabakların yapılması. Çünkü sadece yemeği dizayn etmiyorlar. Yemekle birlikte nasıl servis edileceği de dizayn ediliyor. İşte tabağından çatalına kaşığına kadar. Gerçekten çok güzel. İyice düşünülmüş. Bu arada çok böyle huzur içinde çalışan bir ortam var gerçekten. Hiç etrafta telaşe sesi duymuyorsunuz. Bu da çok güzel. Geleli ne kadar oldu? 3 saat oldu. Ve yani zaman nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Su gibi geçiyorsa güzel bir zaman geçmiştir. Gidişat da çok güzel. Yani hafif, çok sağlıklı pişirme teknikleriyle tabaklar oldu. Yani birçok teknik kullanılıyor içeride. Mesela o ilk yediğimiz İstilya'da flambadu denen bir pişirme tekniği kullanıldı. Huni şeklinde bir demir ateşte ısıtılıyor. Daha sonra o huninin içerisine kuyruk yağı gibi katı yağlar koyuluyor ve yağlar aşağıdan aynı anda pişerek hızlı bir şekilde aşağıya püskürüyor. Genelde İstilya'nın içinde kullanılır bu. İstilya'yı hem biraz pişir hem de tat verir o düşen sıcak yağlar. Çok güzel de bir Fransız pişirme tekniğidir o da. Bunun gibi çok farklı teknikler kullanılıyor içeride. Bu da yemeklere ustalık ve ayrı lezzetler katıyor. So next one is an oyster from Flagstaff. It's been smoked. It's served with a fermented black cake paste and parmesan foam to cover and some sauerkraut powder on top. İstiridye tabağı geldi. Bunun alt tarafında lahana var, istiridye var. Şu kremsi sosla parmesanla hazırlanmış bir krema sos. Üst tarafında da yine parmesan kırıntıları var. İstiridyeyi de biraz önce bahsettiğim o flambadu denen teknikle yapıyorlar. Şöyle iç tarafını açayım. Şöyle lahanalar. Şurada da istiridyenin eti. Bakalım. Genelde istiridye kabuğunda servis edilir. Güzel. İçinde, yemeğin içinde servis etmişler. Sos da beşamel sos gibi. Daha hafifi. Çok yakışmış buna.
Lahana da en son kıtır kıtır ağzınızda böyle ekşi bir şey çiğnemiş oluyorsunuz. O da çok güzel olmuş. Bu da güzel bir tabak. İyi bir deniz ürünü. Benim için gecenin en güzel anlarından biri ekşi mayada ekmek servis edildi. Ekmek servisini heyecanla bekliyorum çünkü böyle güzel yerlerde kendileri ekmekler yapıyorlar. Ekşi mayada ekmekler oluyor genelde de. O yüzden böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Gecenin en beğendiğim, en sevdiğim anlarından biri de bu ekmeğin servis edildiği anlar oluyor. Of, için rengine bak ve dumanlara bak. Harika. Genelde ekşi mayaları hep çavdarlı hamurlarla beslerler. Alt tarafında da buğday taneleri var. Neyle beslediklerini anlayamadım. Nasıl bir hamurla. Acımsı güzel bir kokusu var. Yine çavdar gibi. Tam buğday ekmeği bu arada. Şu döktüklerimi bir yandan toplamaya çalışıyorum. Yanında da olgunlaştırılmış tereyağı var. Yani cultured butter dedikleri. Bu tereyağı genelde ekşi krema gibi kremalarla karıştırılır. Burada iki günde bekletilmiş. Yoğunlaşılır, fermentasyona uğrar ve daha olgun tatlı bir tereyağı olur. Daha yumuşak kıvamdadır ve normal tereyağı göre daha ağır bir tadı vardır. Ama ben lezzetini çok severim. Ekşimsi bir tattan dolayı. Şimdi artık çok da ekmeği soğutmak istemiyorum. Sevgili kameramanım da şu ekmeğin üzerine tereyağı sürüp üzerinde erişini hissetsin. Tereyağı şöyle yumuşak kıvamda. Şöyle eriyor zaten ekmeğin sıcaklığıyla. Tereyağı tuzlu bir tereyağı. Ekmek harika. Günler saati yiyebileceğim, sıkılmadan yiyebileceğim harika bir lezzet. Her zaman gibi bu kadar güzel yemeğin içinde hep en beğendiklerim şu ekşi mayalı ekmekleri oluyor. Bu lokmaları bitiriyoruz. Pasta with red pepper flavors. We get our peppers from Italy every week freshly. Mm-hmm. And we cook the pasta for the after the time in the water. The remaining part in the pan with water we obtain burning the red peppers. Then really at the end we add fresh red pepper juice. And finish the plate with some isopropyl flour, tomato dried, a little smoked powder. Yeah, perfect. Thank you. Thank you. Daha güzel ekmeğimizi yerken çok güzel bir tabak geldi. Bu bir spagettoni tabağı. Spagettinin biraz daha kalını, al dente denen kıvamda olur. Al dente İtalyanca'da dişe gelen anlamındadır. Al dente makarnaları glisemik indeksinin daha düşük olduğu ve daha uzun süre tok tuttuğu söylenir. Biraz daha yumuşak olan versiyonu molto al dente denir. Bu arada bunu yaparken İtalya'dan getirdikleri bir kırmızı biberi kullandıklarını söylediler. Kırmızı biber suyundan sosla birlikte yaptığını ifade etti. Ve daha sonra tütsülenmiş, kurutulmuş domatesler var. Mutfakta gördüm. Çok güzel bir kurutma, tütsüleme köşesi yapmışlar. O domatesleri de orada tütsülüyorlardı. Şimdi bakalım bu güzel makarnanın da tadına. Yani spagettoni'nin tadına bakıyorum. Üzerine de yine yenilebilir çiçeklerden koymuşlar. Hem süs amaçlı hem de lezzet vermesi için. Şöyle baharatları da iyice gezdiriyorum. Kullanılan biber gerçekten değişik bir biber. Acı değil ama biber tadını hissediyorsunuz. İlk kez tattığım bir İtalyan biberi. Çili ailesinden gelen bir biber gibi. Çünkü acısı daha sonra boğazınıza hissediyorsunuz. Diri, dişe gelen anlamını tam taşıyan bir makarna. Bu gecenin gerçekten kahramanı tütsü diyebiliriz. Her şeyde bir tütsü tadı var. Hatta ortamda bile tütsü kokusu var. Bu tütsü tadı da o domatesin, tütsülü domatesin tadı çok güzel yakışmış. İtalyan bir şefin mutfağından çıkmış çok kaliteli el yapımı bir spagettoni yiyoruz. Bu da çok güzel. Tamam, bunu da bitiriyoruz. So last year from Westport, right beside where Ted is, in Baltimore, yeah. The lobster is cooked over the fire, brushed with fennel vinegar, lovage oil, and a lobster glaze. We make a macadamia milk, a fig leaf oil, blackcurrant wood oil,
and some herbs from the garden. Çok güzel bir sunumda bir tabak geldi. Bu bir ıstakoz tabağı. Açık ateşte, oradaki yüksek harlı, isli, tütsülü ateşte pişen bir ıstakoz. Yine zaten bir tütsü kokusu alıyorum. Alt tarafında şu beyaz renkli de makadamya denen tropik ortamda yetişen bir fındık türünden yapılan bir sos. Bu makadamya çok lezzetli bir şeydir. Özellikle yağı çok fazla kullanılır. İlk Avustralya'da yetiştirilmiştir. Oradan dünyaya dağılmıştır. Etrafında da şöyle kırmızı yaz meyveleri var. Yine tütsülenmiş o domatesden var bir tane. Onu görüyorum. Bu ıstakozun tadını çok merak ediyorum. Çünkü çok güzel pişmiş. Ve şöyle tereyağıyla böyle parlatmışlar. Şöyle ortasından keseyim önce. Böyle yeşil yağ da yapmışlar. Makademiye her tarafından bulaşsın. Bakalım. Müthiş bir karışım. Biraz acı bir tat alıyorum. O neyden geliyor bilmiyorum. Üzerinde biraz önceki biber olabilir. Lokum kıvamında denilen kıvamda. Evet, bunun kıvamı çok önemli. Her türlü deniz ürününde aslında aynı şeye dikkat ediyorum. Çünkü çok yumuşadığı zaman ayrı bir tat oluyor. Diri kaldığı zaman da yine ayrı bir lezzet oluyor ama tam ortasını yakalamak çok önemli. Bunlar da tam onu yapmışlar. Uygun bir ateşte çok güzel bir şekilde pişmiş. Diğer lezzetler çok farklı bir ahenk oluşturmuş. Çünkü yaz meyvelerinin mayhoş tatları, domatesin o isti tadı, makedemya'daki o yağ tadı. Yani bu deniz ürününe çok farklı bir hava katmış. Yediğim en güzel ıstakozlardan biri diyebilirim bunun için. Etrafındaki kullanılan malzemelerle lezzetlendiğinde apayrı tabaklar ortaya çıkıyor. Lezzetler ortaya çıkıyor. Bu da tam öyle olmuş. Şimdi şöyle bir lokma daha almak istiyorum. Yaz meyvelerinin bu ıstakozu bu kadar yakışacağı yani hiç tahmin etmezdim. Çok güzel olmuş. O zaman bu tabağı da bitirelim. Lamb. Yep. It's from Connemara or Achill, which is an island. They say it's the best lamb in the world because it eats the seaweed. Seaweed, wow. It eats the seaweed, so there's saltiness to the lamb. Wow. And also it's on a mountain, so there's a lot of muscle. We ask our farmer if we could have the best one with the fat in it because we believe lamb and fat over the fire, it's beautiful. Yeah. And this is going to be the last savory of the evening. This has been aged for 1 week on the bone. Yeah. And it's cooked on the bone. And later on you're going to taste the whole animal. Perfect. Enjoy. Thank you. Thanks, Chef. Birazdan yiyeceğimiz bu güzel tabağı önce anlattılar, burada getirdiler. Sağ olsun bize nasıl yetiştiğini hayvanın, hangi koşullarda pişirdiklerinden bahsettiler. Çok güzel kokular tabii sindi. Alt tarafında tütsüler yanıyordu. Hayvanın alt tarafında dumanlar çıkıyordu. Yeni yapılmış. Birazdan bunu servis edecekler bize. Sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi yeni bir servis getirdiler. Biraz önce sundukları o kuzuyu servis edecekler. Onunla birlikte kullanmamız için şöyle İtalyan el yapımı bir bıçak geldi. Çok güzel duruyor ağırlığı, görüntüsü çok güzel. Mutlaka bütün dünyaca kabul görmüş bir gerçektir ama servis takımlarının da yemeğin lezzetini arttırdığını düşünüyorum. Ne kadar güzel bir aksesuar kullanıyorsanız o kadar lezzetli oluyor yemek. Daha lezzetli oluyor daha doğrusu. O kuzuyu çok merak ediyorum. Dünyanın en iyi, en lezzetli kuzusu diye geçiyormuş çünkü. Gelsin, bakacağız. Mutluyum. Bitmeyen yemekleri çok seviyorum. Tam arasındayız. Tatillerde de öyle oluyor aslında. Mesela tatile çıktığımda, niye bunu anlatıyorum bilmiyorum ama hadi anlatayım. Tatile çıktığımda da bir haftalık tatilde, cumartesi çıktıysam tatile, pazartesi günü o daha 5 günüm var diye çok mutlu olurum. Bu arada yakın çevremden bana en çok gelen yorumlardan biri benim videolarımın uyku yaptığıyla alakalı. Bilmiyorum ses tonumla alakalı olabilir. Belki çektiğimiz ortamlarla alakalı olabilir. Gerçekten bende de aynı etki oluyor. Videolarımız uzun videolarda özellikle bir saatlik oluyor ve sonunda genelde uykuya dalmış olabiliyorum. Yani buna sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum. Yani bir yandan huzur bulmak evet güzel olabilir. Mesela bu videoyu da muhtemelen biz düzenledikten sonra tabii ki izleyeceğiz. Ve izlerken muhtemelen uyuyakalacağım. Şu anda bile çok huzurlu, güzel bir ortam var.
İlginç yani. Bir de benim videolarımı annem izlemiyor mesela. Bir video koyduğum zaman izlediniz mi diyorum. Hayır diyorlar. Böyle halbuki ben şey gibi düşünüyorum. Sanki görevimiz tehlike 10 çekilmiş. Şef Kadın'ın yeni videosu çıkmış, duydunuz mu diye. Bütün herkes birbirine böyle telefon açıp söylüyormuş gibi geliyor ama işte insanın kendini sevmesi bu. Bu işe nasıl başladığımı daha önce hiç anlatmamıştım. Robuşon. Neyse hadi ya. İşte şey, babamlarla Fransa'da yemeğe gitmiştik. Geliyor. So last saving, the apple lamb. We try to use as much as the lamb. So centerpiece, the fillet, the most tender part, just quickly over the fire. This is the breast, the belly, nice and fatty. It's glazed with an onion molasses. So we burn the onions in the wood oven, and we press for 48 hours, and we have this juice, onion molasses, chipolotto onion cooked in some lamb fat. And some chanterelles just in season. Yeah. The lamb sauce is finished with sherry. Çok güzel bir tabak. Mümkün olduğu kadar kuzunun her tarafını kullandıklarından bahsetti şef. Soğan da çok kullanılmış bu tabakta. Soğan pekmezi yapıyorlarmış. 24 saat boyunca közlenmiş soğanı bastırıp çıkan suyu kullanıyorlar. Göğsündeki yağ kısmı, orta kısmı etin ve mantarlar var ve jus denen o etin suyundan da var. Şu yeşil sos da cavolo nero denen bir İtalyan lahanasından yapılıyor. Rengi siyaha çok yakın olduğu için siyah lahana anlamına gelen cavolo nero deniyor bu lahanaya. Tadı böyle kaleye benziyor. Kaleden biraz daha tatlımsı bir tadı var. Her şeyde çok yine güzel bir tabak. Bu da mevsiminde bir mantar. Bakalım önce şu mantarla şu cüğüden alalım. Hafif lezzetli ağzımızda bir yer açalım. Izgara mantar. Taze mantar bulmuşken yemeği çok severim. Şimdi öncelikle hayvanın şu orta tarafından olan kısımdan alayım. Yumuşacık eti olan çok güzel bir kuzu gerçekten. Bu kuzu bu arada buradaki bir adada yetişiyor. Genelde yosunla besleniyorlarmış. O yüzden tuzlu o tat etine işliyormuş. Ve düz bir alan olduğu için de kaslı bir hayvan değil. O yüzden eti de yumuşak. Zaten şu etin iç taraflarında da kaslı olmadığı, böyle wagyu eti gibi neredeyse mermerimsi görüntüsü var denecek kadar şöyle güzel yumuşak yağlı bir dokusu var. Şu yağından çok merak ettim. Bu da en güzel yerlerinden biri göğüs yağı. Hatta üzerine biraz da şu cavolo nero püresinden koyalım. Bir iki çiğneme de bitti. Çok güzel. Yumuşamış bir yağ. Normalde çünkü iyi temizlenmezse, iyi bir yağ değilse, kaliteli bir yağ değilse kayış gibi uzayıp gidebilir. Bu direkt ağza kayboldu bitti. Çok güzel. O zaman bu güzel tabağı da bitirelim. Our bread is served panna cotta. In Italian it means baked cream. So there's no gelatin inside. It's just cooked cream. And we cook it in the wood oven in the morning, then store in the fridge. It's infused with some Amalfi lemon zest. On top we have rhubarb juice, some fermented black currants and black currant wood oil to finish. Yani yine böyle ufak gözüken ama dev bir tabak geldi. Bu bir panna cotta tatlısı. Panna cotta İtalyanca'da pişmiş krema anlamına geliyor. Süt, şeker, kremanın jelatinle birlikte karıştırılıp kıvama gelmesi sağlanır ve ortaya çıkan şey
panna cotta tatlısıdır. Burada jelatin kullanılmamış. Daha sağlıklı bir yöntemle yapılmış. Geceden bunu fırında yapıyorlar. Daha sonra buzdolabında bekletiyorlar. Güzel bir panna cotta elde ediyorlar. Üst tarafında şu kırmızı gördüğünüz bir rubarttan yapılan bir sos. Yine Amalfi limonlarının ekşiliğinden kullandıkları bir sos yapmışlar. Üst tarafında gördükleriniz de şu frenk üzümleri. Fermente bunlar da yine. Ve en sonda yine bu üzümlerden yaptıkları sostan yağlı bir sos yapmışlar. Onlar da damla damla üzerinde gözüküyor. Yani küçücük tabakta birçok ayrıntı var gerçekten. Her biri ayrı ayrı uğraşılmış, düşünülmüş. Şimdi bakalım. Tabak da soğuk bu arada. Böyle buz gibi bir tabakta geldi. Sunum da çok güzel. Şöyle. Evet, çok jöle kıvamında. Çok harika. Jelatinsiz bu kıvamı nasıl vermişler hiç bilmiyorum. Normalde panna cotta'nın en önemli ayrıntısı kıvamıdır. Böyle sallanan bir yapısı vardır. Yıkılmamalı. Düzgün bir kıvamdaysa iyi bir panna cotta olmuş demektir. Kıvamını nasıl sağlamışlar hiç bilmiyorum. Harika olmuş. Rubat çok güzel, çok iyi tat veren tatlı bir sebze. Çok yakışmış buna. Yani bütün karışım komple çok güzel. Bir İtalyan ustalığında bir İtalyan tatlısı yiyoruz. Second dessert. It's three components. Cashel blue cheese, which is a blue cheese from Tipperary in Ireland. White chocolate and coffee. Coffee from Naples. Wow. Very nice. Thank you. Önce çay servisimi yapayım. Çünkü canım çok çay istedi bu tatlıların yanında. Çayımı da şöyle koyayım. Çayın dumanı da bir yandan tütsün. Üç bileşenden oluşan bir tatlı. Cashel Blue denen bir İrlanda peyniri var. Tam yağlı inek peyniri, inek sütünden yapılır. Küflü peynirlerdendir. Diğer küflü peynirlerden farkı biraz daha az tuzludur. Böyle tatlı uygulamalara da uygundur. Çikolata var ve kahve var içinde bunun tatlının. Nasıl bir tatlı merak ediyorum ben de. Ortasından şöyle peynirin beyazlığını görebiliyorsunuz. Ve şöyle bir tadıyorum. Üç tane malzeme ama çok zengin bir tadı var. Bir kere küflü peynirler benim peynirler arasında en sevdiğim peynirlerdi. Peynirin o keskin tadını alıyorsunuz iç tarafında. Ama ağzınızda çok yoğun bir kahve tadı da kalıyor. Kakao ile birlikte kahve tadı kalıyor. Kullanılan çikolata dark bir çikolata. Şeker oranı muhteşem. Peynirin uygulama oranı, erimesi, her şeyi çok güzel. Küçücük ama çok lezzetli bir tatlı. Şu son lokmayı da bitireyim. Start with some petit fours. So I come from Pompeii, close to the Amalfi Coast, where the best islands in the world come from. So this is a take on Amalfi lemon. Un cannolo siciliano, some candy concocts that we make. This is the most traditional Neapolitan pastry, sfogliatella. Sfogliatella, wow. All rolled by hand here. We make them by hand here. Wow, Baba. We finish with a cream of meadowsweet. The hazelnuts are from Piemonte, and we make a custard from an Amaro from Naples as well. Start with the lemon. Okay. Baba. Okay. Cannolo. Okay. Hazelnut. And sfogliatella is just out of the oven, so it's nice and warm. Yeah, okay, perfect. Enjoy. Thank you, chef. Ya benim gibi tatlıyı çok seven bir insan için yani şu anki manzara anlatılmaz. Gerçekten çok güzel gözüküyor hepsi. Her biri de benim çok sevdiğim tatlılar gerçekten. Özellikle sfogliatella dediği tatlı benim İtalyan tatlılar arasındaki en sevdiğimdir. Çok fazla etrafta da çok bulamadığım bir tatlıdır. Gerçek İtalyan pastanelerinde ancak karşıma çıkıyor. Gerçekten çok güzel. Baba daha önce size anlatmıştım bunu, Hélène de Rose videosunda anlatmıştım. Bu bir Fransız keki, mayalı bir Fransız keki. Genelde yapımında alkol kullanılır. Bizdeki de kabartma tozu kullanılır. Bunda maya kullanılıyor. Yani bunun tarifi basittir. İnternette arattığınızda evde yapabileceğiniz mayalı bir kek aslında. Sfogliatella da kat kat açılmış bir hamur. İçinde irmik ve ricotta peynirinden yapılan böyle bir karışım vardır bunun içerisinde. Üzerine biraz pudra şekeri. Ben hatta bunu bazen şeye bile biraz şerbet ve antep fıstığı olsa baklava olur derim. Çünkü hani malzeme açılması, içindeki kaymak tabakası falan olarak baktığınız zaman ısırdığınızda
böyle bir his geliyor insana. Şu kanoli dediği de zaten dış tarafı çıtır, daha doğrusu kıtır bir waffle hamuru. Kornet hamuruna da benzer. İç tarafında güzel bir yine böyle peynir dolgulu bir krema vardır. Yine Amalfi limonundan yararlanılmış. Burada da şöyle bir fındıklı bir tartelet var. Tartelet de tartın küçük olanına verilen isimdir. Böyle fındıklı bir şey var. Şurada da çok güzel bir sunumda gerçek limon, Amalfi limonları var burada. Şu da içi Amalfi limonundan yapılmış, sorbenin bulunduğu, dış tarafı da yine böyle Amalfi limonuyla hazırlanmış. Tatlı bir lokmalık hazırlamışlar. Hangisinden başlayalım? Şefin saydığı gibi öncelikle nerede, ne demiş şefimiz? Heyecanlı heyecanlı anlatırken bakarken şefin söylediği sıralamayı unuttum. Şimdi yani mantık yürüteceğiz. O sıraya göre tekrar sayar mısın diyemeyiz tabii ki. Aslında diyebiliriz de bir şey yapalım, test yapalım. Bir mantık yürütelim. Yani bence limonla başlayacağız. Çünkü onda sorbe. Sorbe her zaman damak temizleyici olarak kullanılır. Bir önce bir ferahlayalım. Sonra baba tatlısını yiyelim. Yumuşak bir geçiş olsun. Sonra kremalı bir şey yiyelim. Yani kanoli yiyelim. Sonra şu fındıklı tarttan alalım. Birazcık böyle yine fındığın o tadı, tereyağlı alt katman. Şöyle fındıklı güzel gider. En son da uzun zamandır yemediğim sfogliatelle'yi bitirelim. Hep söylüyorum, Fransız pastaneleri çok güzeldir. Fransız pasta ürünlerini çok severim ama İtalyanlar yani çok ayrı, çok değişik lezzetler yapıyorlar. Yapılan çoğu ankette İtalyan mutfağı dünyadaki en iyi mutfak olarak seçiliyor. Ricotta peynirinden risottoya kadar binlerce ürünleri var. Mutlaka hayatımızda bir yerinde bir İtalyan ürünü mutlaka vardır. Çok önemli bir mutfaktır. Şimdi o zaman şu Amalfi limonla yumuşacık böyle işi şöyle çok da parçalamadan şöyle göstermek istiyorum. İçinde şöyle sorbe var. Dış tarafı şöyle limondan yapılmış bir tatlı. Bakalım. Limon içinde ayrıyetten limonun kabuklarından küçük küçük parçalar yapmışlar. En son ısırarak yediğiniz zaman ağzınıza o limon kabuğu parçaları geliyor. Çok güzel. Zaten Amalfi limonu gerçekten çok lezzetli bir limon. Babadan devam ediyoruz. Bakalım. Babanın da içinde şöyle güzel bir krema var bu arada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bakalım. Yani baba her zaman benim en sevdiğim keklerden biridir. Türkiye'ye gidince de o bazı pastaneler var hala yaptığını bildiğim, oradan yiyeceğim bundan. Şimdi şu kremalı kanoliden yiyelim. Şimdi şöyle portakal kabuğu var. Bakalım nasıl bir şeymiş. Kanoli yani özellikle Londra'da çok yerde karşılaşabileceğiniz bir lezzettir. Birçok pastanesinde vardır. Yani bunun şöyle farkını anlıyorsunuz. Yani gurme, usta bir İtalyan bir şefin elinden çıktığı, kaliteli bir ev yapımı olduğu çok belli. Çok güzel bir kanoli bu. Ve şu fındıklı tarttan da alalım. Küçücük. Şöyle bir sanat eseri gibi. Bakalım. Fındık olunca İtalyan o Piedmont fındıkları böyle yediğim zaman kakaoyla tatlıyla birleştiği Nutella tadı gibi geliyor. Çok güzel bir ortada bir krema yapmışlar. Dış tarafındaki kıtır hamurunda, tart hamurunda da fındık var. Küçük ama çok dolu bir lezzet bu da. Ve artık dayanamadığım sfogliatella'dan ısırıyoruz. Şöyle ağır. Kat kat hamuru var. Şöyle ricotta ve kremanın karışımından da şöyle görebiliyorsunuz. Bakalım.
yayın diyorum konuşayım. Yani özlediğim, çok özlediğim bir lezzet ve yerinde yemişim gibi çok güzel bir lezzet. Tazecik, yeni açılmış, yumuşacık ve dış tarafı kıtır kıtır. Yani çok güzel, yani bu da çok güzel. Bunlar bu arada petiförlü. Yemeklerin sonunda gelen lokmalık şeklindeki tatlı atıştırmalıklara ikram olan atıştırmalıklara petifor deniyor. Çok güzel pastane ürünleri. Bir gecenin daha sonuna geliyoruz. 6 saatten fazla zamandır buradayız ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bütün yemekler çok güzeldi, ortam çok güzeldi, şef çok güzel ilgilendi. Bir daha olsa her şeyi baştan yemeyi gerçekten çok isterim. Umarım buraya bir gün tekrar gelme şansı bulurum. Bakalım yarın nasıl lezzetler bizi bekliyor olacak. O zaman bir sonraki lezzet durağına kadar afiyet olsun Şef Kadın.